Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte 14. bölümümüze geçiyoruz. Dörtgenler konusunu işliyoruz dostlar. Şöyle bir bakıyorum, 10 tane kazanımımız var arkadaşlarım. Bu 10 kazanımı şöyle ilk videomuzda çözebildiğimiz kadar çözelim. İkinci videoda da kalanlarını çözeriz inşallah diyelim. Hadi bakalım, bira bismillah diyoruz ve başlıyoruz köşe taşlarını çözmeye. Şöyle ilk köşe taşımız, sorusunu şöyle bir getireyim ekrana. Sonra odaklanmamızı da ayarlayalım. Bu da tamamdır. Tam net olmadı. Şöyle bir odaklanmayı da ayarladık ve başlıyorum arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Ha, burada tanımlar soruluyor dostlar. Daha çok bilgi sorusuymuş bunlar. Yani böyle bilgi sorusu. Şöyle hepsini bir gözden geçiriyorum. Bilgi sorusu, evet, daha doğrusu hepsi. Yani böyle çok da fazla bir şey öğretmeme gerek yok size. Hemen hızlıca çözelim, geçelim bu ilk testi. Yukarıdakilerden hangilerinin köşegenleri eşit uzunluktadır diye sormuş bize. Şimdi köşegenleri eşit olan uzunluklarımız, mesela paralel kenarda köşegenler eşit değil. Eşkenar dörtgende de köşegenler eşit değil. Deltoidde de köşegenler eşit değil. Ama karede, evet, köşegenlerin iki tane köşegeni var. İkisi de birbirine eşit. Hatta bunu 45-45-90 üçgeninden de ispatlayabiliyorsunuz dostlarım. Karede köşegenler, şu birinci köşegen, açıortay olmak zorunda kalıyor. Çünkü karenin dört kenarı da eşit ya dostlarım. Ve şurası da 90 derece olduğundan dolayı ikizkenar dik üçgenler çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla bunlar 45-45 geliyor ve K dediğinizde K kök 2 oluyor burası. E şimdi aynı şekilde diğer köşegeni de çizdiğinizde, bakın şunu da çizerseniz, yine bu da şuradaki K dik üçgeninden yine 45-45 olacaklar tabii ki. K kök 2 olduğunu görüyoruz bunun da. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Karede köşegenler birbirine eşittir diyebiliyoruz. Hatta karede bakın, şurası da 45 derece, 45-45, burası da 90 derece geliyor. Karede köşegenler dik de kesişir arkadaşlarım. Ama şimdilik bu işimize yaramıyor tabii ki. Yalnız 4 diyorum o halde. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Hemen geçtim ikinci sorumuza. Burada ne diyor? Hangilerinin köşegenleri daima dik kesişir? Bakın birinci soruda zaten kareyi söyledik arkadaşlar. Evet, karenin köşegenleri daima dik kesişir. Bakın deltoidin de köşegenleri dik kesişir. Deltoid dediğiniz şekil şöyle bir ikizkenar üçgen ile başka bir ikizkenar üçgenin tabanlarının birleştirilmesiyle oluşan bir şekildir deltoid. Ve ikizkenar üçgende bakın şu yükseklik aynı zamanda kenar ortay oluyordu, aynı zamanda açı ortay oluyordu. Ve alttaki üçgende ikizkenar olduğu için bunun da yüksekliği hem kenar ortay hem de açı ortay olacağından, bakın kenar ortay aynı noktaya denk düştü. İkisi de kenar ortay olduğu için. Demek ki şu çizgi doğrusaldır dedim ve bu çizgi karşılıklı iki köşeyi birleştirdiği için köşegen oldu. Ve bakınız köşegenin de dik kesiştiğini böylelikle göstermiş olduk. Yine eşkenar dörtgen de özel bir paralel kenardır. Tüm kenarları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir ve eşkenar dörtgenin de köşegenleri dik kesişir. Eşkenar dörtgeni anlatırken ben konu anlatım videolarımda ilk özellik olarak paralel kenardır derim. Hatta kareyi anlatırken de ilk özellik olarak paralel kenardır derim. Yani paralel kenarın bütün özelliklerini sağlıyordur. Ama niye o zaman bunun adına eşkenar dörtgen demişler? İşte farklı özellikleri olduğu için paralel kenara artı ek özellikleri vardır. Onlardan biri bütün kenarlarının eşit olması, hem kare hem de eşkenar dörtgen için söylüyorum. İkincisi ise köşegenlerinin dik kesişmesidir. Eşkenar dörtgeni paralel kenardan ayıran en önemli özelliklerden biridir bu. Eşkenar dörtgenin köşegenlerinin dik kesişmesi dostlarım, ki birçok sorusunda da, eşkenar dörtgen sorusunda biz ilk iş köşegenlerin dik kesiştiğini gösteririz. Demek ki bunun da cevabı 2, 3, 4 olacak. Yani Denizli şıkkındaki sayılarımız olacak. Peki geçtik 3 numaraya. Hem deltoid hem de dikdörtgen olan şekil aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi dikdörtgen olması için bir, bütün açılarının 90 derece olması lazım. Yamuğun bütün açıları 90 değil, eşkenar dörtgende değil.
Karadioid diye bir şey varmış. Kardiyoid, pardon. Bu kalp simgesidir. Şöyle bir şekildir arkadaşlarım. Kardiyoid. Bu da değil. Paralel kenarın bütün açıları 90 derece değil. Bu da değilmiş o zaman. Demek ki kare. Sadece dikdörtgenden çıkarttık. Ha, kare peki aynı zamanda deltoid olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Deltoid neydi? İki tane ikizkenar üçgenin tabanlarının birleştirilmesiydi. Kare zaten şöyle bir köşegen çizdiğinizde bakın bir ikizkenar dik üçgen burada, bir ikizkenar dik üçgen de burada tabanlarını birleştirdiğinizde demek ki bu da deltoidmiş dostlarım. Hem deltoidin hem dikdörtgenin tanımını sağladığı için kareyi işaretledim ben de. Gelirim dördüncü sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Hem eşkenar dörtgen hem de dikdörtgen olan şekil. Şimdi dikdörtgen olması için ne demiştik? Bir, bütün açıları 90 derece olacak. Bakın kardiyoid 3 numarada söyledik kalp şeklindeydi. Paralel kenarın bütün açıları 90 değil, deltoidin değil, yamuğun değildir. Sadece karenin bütün açıları 90 derecedir. O halde kare dikdörtgen olmasını sağlar. Eşkenar dörtgen olmasını da sağlamasını isteseydik ne diyecektik? Bütün kenarları eşittir bakın adı üstünde eşkenar. Bütün kenarları eşit olan zaten gördüğünüz gibi evet sadece kare vardı. Eşkenar dörtgenden de direkt kareyi işaretleyebilirmişiz zaten. Pekala 5 numaraya geldim. Aşağıdakilerden hangisinde köşegenler birbirini orta noktalarında kesmeyebilir demiş arkadaşlar. Şimdi paralel kenarda evet tam orta noktadan keser. Dikdörtgende öyle, karede öyle, eşkenar dörtgende de öyle ama yamukta tam ortadan kesmek zorunda değildir arkadaşlarım. Hatta ben çoğunlukla hiç de böyle ortadan kesen bir köşegenini görmedim soruların içerisinde tabii ki. Şimdi geçelim 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir iç açısı geniş açı olamaz diye bir soru sormuş bize. Bakınız burada dikdörtgen dediğimiz şey neydi? Bütün açıları 90 derece olacaktı dostlarım. Yani 90'dan büyük olma ihtimali yok dikdörtgenimizin açılarının. 90'dan küçük olma ihtimali de yok. Yani ne geniş açı olabilir ne de dar açı olabilir dikdörtgenin bir açısı. Dolayısıyla geniş açı da olamaz. Evet, dar açı da olamaz diye sorsaydı yine dikdörtgeni işaretleyecektik. Dar açı olamayacağı için. Evet. Bir numaralı köşe taşımız dediğim gibi böyle biraz bilgi sorusuydu arkadaşlarım. Evet bu bilgiler bizim işimize yarayacak. Mutlaka yarayacak dostlar. Çünkü soruları çözerken daha çok bunları kullanarak çözeceğiz. Dikdörtgen ve kare ve işte özel dörtgenler diyeyim. Yamuktur, eşkenar dörtgendir falan. Şimdi genel dörtgenlerden soru çözümüne geçtik. İkinci köşe taşımızdayız. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. 120 x'i vermiş bize. X'i soruyor daha doğrusu bize. Dostum burada bir kural var. Kuralımız şu. Ardışık olan iki köşenin bakın A ile B ardışık. B ile C de ardışık. Bunlardan da olabilirdi. D ile C de ardışık. Bunlardan da olabilirdi tabii ki. A ile D'den de olabilirdi. Ardışık iki köşenin açıortayları arasındaki açı yani x dediğimiz şey diğer iki açının toplamının yarısıdır her zaman. Yani 120 ile 90'ı topluyorum 210. Bunun yarısı olacak diyorum. 105 işaretleniyor. Sen bu soruyu tabii formülü belki de unutacaksın zamanı gelince. Şöyle de çözebilirsin dostum. Eşit açıları görünce biz üçgende açıları ne öğrendik? Eşit açılara aynı harfi vereceğiz demiştik açı sorularında. Bunu yazdıktan sonra bakın ne diyeceğiz şimdi? Bir dörtgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 360. Hemen toplayalım. Ne var? 2A var, 2B var, 90 var, 120 var. Yani 2A, 2B, 90 ile 120'yi de topluyorum. 210 eşittir 360 geldi. 210'u çıkartırsam 2A ile 2B'nin ne olduğunu buldum ben bu durumda. 150. Peki A ile B'nin toplamı ne gelir hocam? 75. Hemen şimdi bir de şu üçgene geçelim. Bakın şurada bir üçgenimiz var. Üçgenin de iç açıları toplamı x var, a var, bir de b var. Toplamları 180 olacak. A ile b'nin toplamı 75 ise x'e ne kalmak zorundadır dedim. 105 kalmak zorunda dedik. Evet, bu da ikinci yolla çözümüydü. Geçtim bunu da. Buna geldim. Burada da diyor ki BCP. BCP. Şuradaki açı DCP'nin yani şunun 2 katıymış. Buna A dersek burası 2A'ymış. Şimdi şurada da aynı şeyi yapmış.
PAB iki katıymış. Şuraya 2B diyelim. Nerenin? Buranın iki katıdır muhtemelen. Evet, PAD'nin iki katı. Buna göre de diyor x kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Hemen aynı muhabbeti yapacağız yine dostlar. Bütün üç dörtgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 360. Ne var şimdi bunun içinde? 3A var. Artı 3B var. Artı bir de 130 ile 80'in toplamı var arkadaşlarım. Yani yine 210 mu yapıyor burası? Eşittir 360. Hemen 3A ile 3B'nin toplamı 150'dir dedim. Ve A ile B'nin toplamı da 50 derece çıktı. Şimdi A ile B'yi de bulduk, 50. Şimdi bundan sonra iki seçenek var soruyu çözmek adına. Birinci seçenek şu. Şuradaki dörtgenin iç açıları toplamını yazabilirsin ve x'i buradan bulabilirsin. İkinci seçenek, şurada bumerang var. Bakın arkadaşlarım, benim bumerang diye söylediğim iç bükey dörtgenimiz var burada. Neydi bumerangın özelliği? İçeridekilerin toplamı, yani B'nin, A'nın ve 80'in toplamı dıştaki açı x'e eşit. O zaman x eşittir 80 artı A ile B'nin toplamı, ki o da 50 idi. Demek ki x eşittir 80 artı 50'den 130 geldi sorumun cevabı. Evet, geçiyorum 3 numaralı sorumuza. Diyor ki buradaki x kaç derecedir diye bir soru sormuş. Direkt formülü sormuş arkadaşlar. Şimdi siz bunu, ben çok uzatmayacağım. Yine isterseniz şunlara harf vererek işte K, K, M, M. Sonra bütün dörtgenin iç açılarını topla. Sonra bir de bumerang yap. X'i bulursun. Ama böyle harfli olduğu için ben direkt formülü yazacağım dostlarım. Tıpkı bir numarada olduğu gibi burada da şöyle bir formül var. Karşılıklı iki açının açıortayları arasındaki dar açı karşılıklı olacak. Yani aynı şeyi A ile C'den şuradan da açıortaylar çizerek de yine söyleyebilirmişim. Buradaki x açısı diğer iki açının, yani A ile C'nin farklarının yarısı olacak arkadaşlar. X neye eşitmiş? A ile C'nin farkının yarısıymış. Yani A eksi C bölü 2'ymiş. Birinci soruda nasıldı? Aa, bakın 4 numaraya bakarsanız aynısı zaten. Burada da ardışık iki açının açıortaylar arasındaki açı soruluyor. Gördüğünüz gibi tıpkı 1 numarada söylediğim formül değil mi? Bu seferki x neye eşitti? Diğer iki açının toplamının yarısı olacak. Yani a artı d bölü 2 olmak zorunda. Ardışık açıların açıortaylar arasındaki açı toplamlarının yarısı. Karşılıklı ise açıortaylar farklarının yarısı. Evet, 2 numarada böyleydi. Geldik şimdi 3 numaralı köşe taşımıza. Burada da neyi istiyor bizden? Alana geçmişiz arkadaşlarım. Bir dörtgenin alanını bulmayı söylüyor bize. Şu parlaklığı biraz daha açayım ben. Şimdi dörtgenin alanı. Dostlar, bütün dörtgenlerin alanı, bakın iç bükey olur, dış bükey olur, hepsinin alanı. Köşegenlerini çarp, şu iki köşegeni çarp ve ikiye böl. Hemen yapalım. Köşegenler neydi? Şimdi AC birinci köşegenimiz, BD ikinci köşegenimiz. İkiye de böldüm bunları. Bir de çarpı köşegenlerin arasındaki açının sinüsü. Yani sinüs 150. Hocam niye şuradaki açıyı almadık, yani 30'u? O da olur, bu da olur. İkisi de aynı değerdir zaten. Bunlar abi kardeş oldukları için sinüsün değerleri 150, sinüs 150 de 1 bölü 2'dir. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Yani buraya sen sinüs 30 da yazabilirsin. Sinüs 150 de yazabilirsin. İkisi de uyar. Peki tamam öğretmenim, bunu yazdık. Hadi cevabı da bulalım. Neymiş bakın, bütün dörtgenlerin alan formülü aynıymış. Yani özel dörtgenlerde de bunu yapabilirsiniz. İşte yamuğun alanı, dikdörtgenin, karenin, aklına gelen bütün dörtgenlerin alanı köşegenleri çarp ikiye böl. Bir de aradaki açının sinüsüymüş dostlar. Şimdi bize bakın, köşegenlerin çarpımını 48 vermiş bu amca. O zaman şurası 48. Böl 2'ye 48'i 24 yaptı burası. Yani 24 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 demek 1 bölü 2 demektir. 24 bölü 2 çıktı sorumuzun cevabı. O da Bursa'dan geldi dostlar. Evet. İkinci sorudayız arkadaşlarım. Yine alan soruyor bize. Ve BD ile AC'yi vermiş bakın. Hemen yazalım alanımızı. Köşegenleri vermiş zaten. Köşegenleri çarpıyorum 8 ile 6'yı.
2'ye bölüyorum. 1 de çarpı sinüs, aradaki açı 90 olduğu için sinüs 90 diyorum dostlar. Sinüs 90 unutmayınız 1'dir her zaman. O halde buraya 1 yazdım. Yani sinüs 90 çok etkili değilmiş açıkçası. Hatta hiç etkili değilmiş. Çünkü çarpımda 1 etkisiz elemandı biliyorsun. O zaman 1'i yazmaya bile gerek yok. Yani 90 ise aradaki açı, yazmaya gerek yok da diyebiliriz. Demek ki cevap 8 çarpı 6 48 bölü 2'den 24 gelecek diyebiliriz. Ve geçeriz 3 numaralı sorumuza. A, B, C, D dörtgen, 9 var, 4 var, 10 var, alanını soruyor. Bakın alanı bulmak için şimdi birinci köşegeni vermiş CA 13. Şu köşegen eksik değil mi arkadaşlarım? Şunu da bilmemiz lazım bizim. Hatta bu köşegenin de şuradaki X parçası eksik sadece. Bakın bu soruda X'i bulabilmeniz için diklikten inen diklikten faydalanın diyor. Öklit yapın diyor yani bize. O halde yapalım. H kare P çarpı K'ya eşitti dostlarım. Yani X kare 4 çarpı 9 yani 36. X eşittir 6. Demek ki şurası 6'ymış. Şimdi artık köşegenlerin ikisinin de uzunluğunu biliyoruz. Hadi alanı yazalım o halde. Birinci köşegenimiz 13 çarpı. İkinci köşegenimiz toplamda 16. 2'ye bölüyorduk köşegenlerin çarpımını. Bir de çarpı aradaki açıları 90 derece sinüs 90 yazıyoruz buraya. Sinüs 90'ın 1 olduğunu az önce de söyledik arkadaşlarım. Yazmaya da gerek yok demiştik hatta. Demek ki cevap şuradan 2 ile 16'yı sadeleştirelim. 8, 13 çarpı 8 olacak. O da ne yapıyor? 80, 24 daha 104 yapıyor. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 4 numaralı sorudayız. Şuna bakalım. Eşit açılar vermiş. Hemen A diyorum, A diyorum. Dostum şu açıya da bir B yazalım. Bakın şu üçgende A, B, 90 üçgeni oldu bu. Demek ki A ile B'nin toplamı 90 diyebilirim ben. E hocam A ile B'nin toplamı 90'sa demek ki şuradaki açı kesinlikle 90 derece. Çünkü burada da A ile B var. Doğrudur. O halde bakın başka ne vermiş? A, B'yi de 13 vermiş bize. Şurası 13. Yani şu üçgende 5... 12, 13 üçgenidir. Şurası da 12 geldi o halde. Yani ben köşegenlerin uzunluklarını biliyorum. Bakın birinci köşegen 10. İkinci köşegen 15. O zaman 10 çarpı 15 bölü 2 çarpı sinüs 90. Artık sinüs 90'ın 1 olduğunu çok iyi biliyoruz. Sinüs 91 ise yazmaya gerek yok. Burası da ne yaptı? 150 bölü 2'den 75 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 3 numarayı da gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. Alanla ilgili sorulara devam ediyoruz. 4 numaralı sorudayız arkadaşlar. Bakın ne diyor? 4 var, 8 var. Aradaki açıyı da 30 vermiş. Alanı soruyor. Bakın bize taralı alan dediğimiz yer bumerang dediğim alan değil mi? Bumerang dörtgeni. Bana bunun alanını soruyor dostlar. Bumerang'ın alanını soruyor. Peki bu da bir dörtgen sonuçta. Peki bunun köşegenleri neresi hocam? Şimdi A ile D'yi birleştirdiğin yer birinci köşegen yani 4. B ile C'yi birleştirdiğimiz çizgi ise ikinci köşegen yani 8. O zaman alanımız 4 çarpı 8 bölü 2 çarpı şimdi köşegenlerin arasındaki açı. Bakın bu birinci köşegenle ikinci köşegeni kesiştiriyorsunuz. Yani birinci köşegeni şöyle biraz uzattığınızda kesim bölgelerindeki açı bizim köşegenlerimizin arasındaki açıdır ki yani 30 derece. O halde buraya sinüs 30'u yazacağız. Sinüs 30'u bir daha hatırlatıyorum. 1 bölü 2 idi. O halde buraya 1 bölü 2 yazdım. Peki şimdi 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şu 4'ü götürsün. Geriye bir tek 8 kaldı. Cevap 8 çıktı. Alanımız 8'miş. Peki geçiyoruz 2 numaraya. Bakın yine bumerang'ın alanını soruyor. Yine köşegenleri vermiş bize farkındaysanız. AC birinci köşegenimiz. BD ikinci köşegenimiz. Köşegenlerin uzantısında aradaki açı ne çıktı? 90. Yani sinüs 90 yazacağız o halde biz. Tabi yazalım hemen. Şimdi köşegenlerin çarpımı. Birinci köşegen 6.
İkinci köşegen 7. Çarpıp 2'ye bölüyorum. Bir de çarpı sinüs 90. O da 1 olduğu için yazmaya bile gerek duymuyorduk. Buradan da 42 bölü 2'den 21 çıktı sorumun cevabı. Geldim 3 numaralı sorumuza. Evet. ABCD. Üçgen ABC üçgen. Yine bakın bumerangımız var. Bu sefer bumerangın alanını vermiş bize. BC'yi soruyor. Hadi yapalım bunu da. Şimdi bumerangın alan formülü neydi? Köşegenleri çarpıyorduk. Yani 4 ile BC'yi çarpıp 2'ye bölüyorum. Bir de çarpı aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 60. O da kök 3 bölü 2'dir. Eşitmiş 24 kök 3'e. Şimdi burada bakın hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Şu 4 ile 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Bu 4 sadeleşir. Kök 3 ile de kök 3'ü sadeleştirdim. Bakın burada 24, burada BC kaldı. Demek ki BC 24'e eşittir dedim. Ve geldim 4 numaralı sorumuza. Diyor ki ABC üçgen ADB 60. Tamam 6 var. AE, KL 4. BC 8 kök 3 alan KBE. Ha, şu iki taralı üçgenin alanını soruyor bize. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bakın şu taralı üçgenlerin alanı aslında şuna eşit değil mi dostlarım? Şurada bir bumerang var. Ona bir kırmızıyla kalın yapayım sizin için ben. Şöyle. Burada bir bumerangın alanı var. Bumerangtan şuradaki beyaz dörtgeni çıkartırsak şu beyaz dörtgeni taralı iki üçgenin alanı kalır elimizde. O zaman biz önce bumerangın alanını bulalım. Bumerangın alanı köşegenleri çarpıyorduk. Yani AE birinci köşegeni, BC ikinci köşegeni ve çarpıp ikiye bölüp aradaki açının sinüsüyle çarpacaktık bir de. Hadi yapalım bunu. Köşegenlerimiz AE 6 birimmiş, BC 8 kök 3 birimmiş. Bölü 2 çarpı bir de aradaki 60'ın sinüsü. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2 idi. Şimdi şunları bir düzenleyelim. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şu 8 ile sadeleşirse 4'e bölersem 2 kalır. 6 ile 2'nin çarpımı 12'dir. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. 12 ile de 3'ün çarpımı 36 yaptı. Şimdi bu nerenin alanı? Bumerangın alanı. Hemen buradan neyi çıkartıyorduk? Şuradaki dörtgen. Bakın bir dörtgenin alanı neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı çarpı aradaki açının sinüsü. Şimdi bu dörtgenimin köşegenleri KL ile AE. O zaman KL ile AE'yi çarpacağım. 6 ile 4'ü çarpıp 2'ye böleceğim. Bir de aradaki açının sinüsü. Bu dörtgenin köşegenlerinin arasındaki açı 90. Sinüs 90 1 olduğu için böyle yazdım hemen. 24 bölü 2'den bu da 12 geldi arkadaşlarım. Demek ki bumerangın alanından yani 36'dan 12'yi çıkartırsam taralı üçgenlerin alanları toplamı 24 geliyormuş dedik. Evet böylelikle 4 numarayı da gömmüş olduk. Hemen 5 numaralı köşe taşımızdayım dostlarım. 5'i de çözelim. Hazır elimizdeyken şöyle. Diyor ki 8 var 4 var. Alan DEC. DEC. BEA'nın 4 katıdır. Yani şuna A alanı dersen şurası 4A alanı olacakmış. 4 katıymış dostlarım. Şimdi burada da şu kuralı bilirseniz daha kolay çözersiniz. Bir dörtgenin köşegenleri çizildiğinde karşılıklı üçgenlerin şunla bakın 4 ile 8'in ve 4A ile de A'nın çarpımları birbirine eşit oluyor. Yani 4 ile 8'i çarpıyorum 32 eşit oluyor. 4A ile A'nın çarpımına o da 4A kare yaptı. Hemen 4'e bölelim 4'e bölelim. 8 eşittir A kare gelir. Demek ki A dediğim şey kök 8 yani 2 kök 2. Bana nereyi soruyor? DEC 4A'yı soruyor bana. 4 çarpı 2 kök 2 8 kök 2 yaptı. Dostlarım cevap Ceyhan'dan geldi. İkinci soruya bakalım. Bakın yine aynı kuralı yapalım burada hemen. Ne diyeceğiz şimdi? 5 ile 12'nin çarpımı yani 60. 6 ile şuranın çarpımını. O zaman 60 6 ile 10'un çarpımıdır. Buraya da 10'u yazdım. Neyi istiyor? Tüm dörtgenin alanını 12, 18, 23, 10 daha 33 yaptı. Cevap Bursa'dan geldi. Şuna geçelim.
DE'yi 2 vermiş, EB'yi 8 vermiş. Tüm şeklin alanı bölü ACD, soldaki üçgenin alanını istiyor. Bakın bunu da şöyle yapacağız. Şimdi şu kenarlar 2 ile 8 oranında, yani sadeleştirirsem 1'e 4 oranı var. O halde ben bu üçgene A dersem, üsttekine, şuna 4A demeliyim. 1'e 4 oranı olduğu için. Peki alttaki üçgenlerde de yapalım. Şuna B dersem buna 4B demeliyim diyorum. Bunu üçgende alanda yaptık zaten. Kenarların oranı alanların oranına eşit dedik. Şimdi ne istiyor bizden? Tüm dörtgenin alanı. Bakın 5A ile 5B'den oluşmuyor mu tüm dörtgen? 5 parantezinde A artı B'den oluşuyor. Bölü ACD. ACD de şuradaki üçgen. O da A artı B'den oluşuyor. Demek ki A artı B'leri sadeleştirirsem cevabım 5 çıkıyormuş dostlarım. Evet. Güzel. Silik mi çıkıyor diye bakıyorum da bir yandan. Hayır. 4 numaradayız. Yine bir oran var. Önce şu oranı bir yerleştirelim 4 numaramızda da. ABCD dörtgen. Şimdi CAB. CAB. Şuranın, şu üçgenin alanı 5A. CAD. Şu üçgenin alanı 2A. Şurası 2A üçgeni, şurası 5A üçgeniymiş arkadaşlar. Ve biz az önceki soruda da yaptık aslında. Buradaki oran alanların oranının aynısı şu köşegende de mevcut değil mi dostlarım? Yani 2'ye 5 oranı var ya, ben şu köşegene 2K dersem şu köşegene 5K diyeceğim. Ve toplam, bakın 2K ile 5K'nın toplamını, yani 7K'yı bize 28 vermiş. Demek ki K 4. Nereyi istiyor? Bakın 5K'yı istiyor arkadaşlarım. 4 kere 5 20'dir. Sorumun cevabı dedim. Evet, sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Kaç dakika oldu? 26 dakika oldu arkadaşlar. Burada duralım isterseniz. 5 tane daha köşe taşımız kaldı. O 5'ini de bir sonraki videoda çözeriz. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.